Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Parking Master Multiplayer 2 oynayacağız. Oyunumuz yeni çıktı ve açık dünya araba oyunu. Single modu da var, park modu da var, çok oyunculu modu da var. Hatta araç ticareti bile yapılabiliyor dostlar. Gördüğünüz gibi karakterinizi özelleştirme seçeneği bile mevcut. 120 FPS desteğinin olması ise mükemmel bir şey. Her şey şu an güzel duruyor. Bakacağız, deneyimleyeceğiz. Videonun sonunda da güzel değil mi, oynanır mı, oynanmaz mı bunu konuşacağız dostlar. Daha fazla Parking Master Multiplayer 2 videosu gelmesini isterseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve bir önceki videolarımdan birine süper teşekkür atan arkadaşa da çok teşekkür ederim. Aynı zamanda katıl butonuyla abone de olmuş. Siz de bu şekilde videoya çıkmak isterseniz dostlar süper teşekkür atabilir veya katıl ile abone olabilirsiniz. Ama tamamen size bağlı. Kesinlikle bir zorlama yok. Nasıl isterseniz, gönlünüz nasıl isterse öyle davranın dostlar. Benim için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmanız da zaten çok değerli. Hadi gelin oyunda ilk bir garaja bakalım. Şu araba mağazasına bir bakalım dostlar. Bu arabaların doğrudan yüksek ihtimal bir ismi yok. Ben şöyle bir bana gelen sesi biraz kısayım. Car 1 diyor. Artık siz neye benzediğini yazarsınız. Bu bildiğiniz zaten Tofaş, Doğan, Selex. Bu da nasıl desem Ford'a benziyor. Bu klasik bir sedan. Vosvos'umuz var. Toyota galiba bu da. Oğlum Doblo var lan Doblo. Yok mu şöyle bir Doblocu çetesi açmamız? Mükemmel olur ha. Bu da Renault Clio'ya benziyor deminki. Bu da Renault Megane falan herhalde. Bu Mazda. Buna eminim yani. %100 Mazda'dır bu. Bu birazcık daha üst segment binek arabalar. Mercedes, BMW ya da böyle ne bileyim Peugeot 508'e bile benzettim ben. Anlayacağınız günümüz arabalarından bol bol var dostlar. Ama böyle hiç süper kar tarzında bir şey var mı? Mini Cooper gördüm. Bu Passat. Şöyle en lüks arabası ne acaba? Benim favorim bu olacak kesin. Pickup'ların hastasıyım. Kendi hayatımda bile pickup almak istiyorum dostlar. Yani büyük arabalar, özellikle Ford Ranger gibi arabaları çok seviyorum. Güzel spor arabalar da var. Supra mıydı o? Ben her şeye Supra diyorum dostlar. Japon tasarımına... Oğlum Transporter var lan. Araba çeşitliliği bence mükemmel olmuş. Gerçekten beğendim. Şimdi arabalarımızı nasıl özelleştirebiliyoruz ona da bakalım. Çıkartma ekleyebiliyormuşuz. Evet gayet güzel. Boya yapıyoruz. Neon ışık ekliyoruz. Jant takıyoruz. Spoiler takabiliyormuşuz. Süspansiyon takabiliyormuşuz. Güzel güzel. Şimdi şu modlara bakalım dostlar. Çok oyunculu mod var. Tek oyunculu mod var. Kariyer modu var. Kariyerde de yüksek ihtimal bölüm bölüm zorlu parkları yapmaya falan çalışıyoruzdur yüksek ihtimal. Şu tek oyunculuğa bir girelim. Bunların hepsini açmak için de reklam izlememiz gerekiyormuş. Farklı farklı yerler var. Nükleer bölge, liman, havalimanı, milestone, şehir. Ne girelim biz bir şehirde takılalım şöyle bir. Oyunun sesine bakalım. Arabaların seslerine bakalım. Şimdi bir ses denemesi yapıyoruz şu an bak. Dur abicim dur. Dur park modunu al. Bak şimdi. Evet. Bu arabadan beklenmedik bir ses ama en azından sesi çıkıyor. Bu güzel bir şey. Arabadan şöyle inip arabamızın etrafında dolaşabilir. Hatta çok oyunculu modda oynarken bir başkasının arabasına da binebiliyoruz dostlar. Şöyle dans bile etmeniz mümkün. Dans mükemmel. Yeni danslar satın alınabiliyor mu ki acaba? Ayarları göstermek istiyorum size. Bakın burada direksiyondur. Şu jiroskoptur. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Sürüş kontrollerini drift modunu seçmezseniz arabanız hiç kaymıyor dostlar. Ben drift modunu seçtim ve trafik yoğunluğunu da kendi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Grafik ayarlarına baktığımız zaman da her şeyin en yükseğini aldım. Yani şu an izlediğiniz görüntüler oyunun en yükseği. Böyle bir hız denemesi yapalım. Bakalım çarpmadan ne kadar gidebileceğiz dedim. Abi direkt çarpıyorum ya. Ben şu vites olayını sevmiyorum ya. Keşke otomatik vites olarak da ayarlayabilsek. Ulan nasıl bağırıyor araba? Tu 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 tu. Burayı nedense GTA San Andreas'ın sahil bölümüne benzettim. Böyle bir hız denemesi yapalım. Yani burada reklam izleyerek para kazanabilirsiniz. Parkur modları var dostlar. Onun haricinde yarışlar var. Tabii ki offline yarışlar var burada. Çok oyunculu modda başkalarıyla yarış yapabiliyorsunuz. Hatta onların arabalarını satın almak bile isteyebiliyorsunuz. Yani güzel bir pazar. Abi dur lan. Oha. İşte böyle drift modunu açarsanız böyle olur dostlar. Şurada mesela bir tane para işareti var. Oraya gidersem reklam izleyerek kazanç elde edebilirim. Şunlara katılabilecek miyim bakalım? Yok katılamıyorum ya. Nedenini anlayamadım. Arabayı aç kapa yaptım. Yok yine katılamıyorum. Anlamadım. Demek ki daha henüz onlara katılmak için uygun değilim. Dur bir dakika abi. Şu drift modunu bir kapatalım. Şöyle bir hız denemesi yapalım tamam mı? Ne kadar mesela basabileceğiz? Drift modunu kapat abi. ABS'yi açtık, ESP'yi açtık, bilmem neyi açtık. Hepsini açtık. Şimdi şöyle bir hız denemesi yapalım. Çarpmadan ne kadar gidebileceğim ve araba ne kadar basacak? Yol biraz... Lan Allah kahretmesin ya.
Abi bir durun bir ya. Ben geçiyorum orada. Görmüyor musun? Ara yoldan geliyor. Ana yoldaki adamın önüne atlıyor ya. Durun lan, önüme geçmeyin. Bas oğlum gaza. 112, 113. Ya tabii şimdi CarX Street'le de yarışabilecek bir araba oyunu değil dostlar. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi CarX Street bunun birkaç kalıp üstünde. 20 kilometre ile geç... 200 kilometre. Yok, geçmem imkansız. Ulan ya. Ulan bir rahat bırakmıyorlar. Ya da ben mi süremiyorum acaba? Sizce ben mi süremiyorum? Yapay zeka beni mi rahat bırakmıyor dostlar? Yok, yine giremiyorum. Şurada bir tane de parkur modu var. Parkur dediğim rampa modu var. Ona girebilecek miyim bakalım? Şöyle el frenini asılalım. Yok abi, herhangi bir şey çıkmıyor. Hadi bir de bir çok oyunculu moda bakalım dostlar. Oda oluşturabilirsiniz. Odaya katılabilirsiniz. Burada mesela en yoğun oda şu an bu. İki kişi mesela aşağıda takılıyor. Yüksek ihtimal birbirleriyle yarışıyorlardır. Çünkü odaya şifre koymuşlar. Ben nereye geldim direkt ya? Şu otomatik vitesin acilen gelmesi lazım. Çünkü ben gerçekten manuel vites atmayı hiç sevmiyorum. Millet sahilde takılıyormuş, toprak zeminde. Yani en azından iki kişi gördüm burada. Sesli sohbet yapabilirsiniz. Yazarak milletle sohbet edebilirsiniz. Şu an birisi benim arkamda. Gel buraya koçum. Şimdi ne yapıyor lan bu bana? Etrafımda daire çiziyor. Gel oğlum, gel buraya. Şu sahil yolundan kaptırdı gidiyor. Bekle, onu bir takip edelim. İstersem arabadan inip onun arabasına binebilirim dostlar. Yani 200 basar herhalde bu araba ya. Hiç nitro mitro yok ama 170'i bulduysa 200'ü de bulur. Böyle düz bir yol yok gibi hız denemesi yapsak. Yalnız 120 FPS'in verdiği rahatlık gerçekten çok güzel dostlar. Umarım 120 FPS destekleyen bir telefonunuz vardır. Oynaması çok tatlı. Dur oğlum, ben seni arıyorum. Ben seni arıyorum bir saattir. Gel buraya bir yarışalım ya. Mikrofonu açıp söylesem mi ki? Aa, çıktı be. Niye çıkıyorsun oğlum? Mesela şöyle bir hızlı giriş desek bizi daha dolu bir yere atar mı ki acaba? Yine aynı yere attı abi. Hani kim var oğlum? Ben burada kimseyi görmüyorum ki. Millet nerede takılıyor? Şöyle haritaya bir bakalım. Ben buradayım. O baya bir kişi şurada. Ben onların yanına gideyim o zaman. Dur. Adamların yerini gösteriyormuş haritada. Gel koçum buraya. Gel koçum buraya. Oğlum daha demin buradaydınız siz. Allah'tan drift modunu kapattık. Kanka dur. Kanka dur, gel buraya. Mikrofonu bir açayım mı? Oyunun sesleri gitti lan mikrofonu açınca. Oyunun sesleri gitti dostlar. Mikrofonu aktif hale getirince bir anda sesler gitti. Oyunun sesleri. Yani bu bir hata olabilir. Şu an mesela geliyor. Tamam, konuşabiliyorum. O arabasını satışa koymuş abi birisi. Hatta satanlar bile var. Satılık araç isteyen diyor. Neredesin abi? Millet nerede toplanmış? Herkes şurada. Ben en iyisi bir oraya gideyim. Bekleyin lan, geliyorum. Araba pazarına gidiyoruz şu an dostlar. Millet arabasını satıyor. Bakalım neler satılık. Sen mi satıyorsun oğlum yoksa? Hız denemesi yapıyorsa fena bozdum onu. Yalnız onun arabası da güzel duruyor. Bizimkinden mi ki? Sadece rengini mi değiştirdi yoksa? Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Bak şimdi ineceğim. Onun arabasına bineceğim. Selam dostum. Sesim geliyor mu? Bu adamın arabası bildiğin şey ya. BMW ya da Mercedes mi? O tarz bir şey. Dostum sesim geliyor mu? Cevap ver. Keşke cevap verse ya. Hacı naber? Oyunu beğendin mi? Drift seçeneği dışında her şey iyi ya. Evet, drift yapması biraz kötü gibi sanki ya. Tüh be, ne güzel sohbet ediyorduk, adam da çıktı. Bu benim arabam lan. Şurada bir ekip var. Onlar yüksek ihtimal konvoy gibi bir şey yapıyor. Onlara bir takılayım. Önümde bir tanesi var. Ne yap oğlum, direkt yıkılır insan ya. Arabalarda hiç yalnız hasar fiziği yok dostlar. Yüksek ihtimal o kalabalıkta satıyorlar arabayı. Şu üst köprüde yalnız arabasının sesi mükemmel. Bu üst köprüye nasıl çıkacağız? Ya evin içinde bir sinek var. Yemin ediyorum cinnet geçirttirecek bana. Çıkartamadım da odadan ya. Bir yakalasam. Bir de son olarak şu park moduna bakalım dostlar. Oo, baya bir görev var. Bunları yaptıkça da para kazanabiliyoruz yüksek ihtimal. Tabii ki başka, mesela bunu yapınca 1000. İlk bölümü yapması çok basittir. %99 böyle dümdüz bir park yapacağız aynen. İlerliyoruz. Gel bebeğim. Tamamdır. Bağlantı hatası mı? Anlamadım. Kariyer modunda bağlantı hatası veriyor dostlar. İlk
Ölümü yapıyorum. Daha sonra bağlantı hatası veriyor. Yani kariyer modunu deneyimleyemeyeceğim. Sizce Parking Master Multiplayer 2 nasıl olmuş dostlar? Buraya kadar izlenimlerinizi lütfen benimle paylaşın. Ben drift modunu beğenmedim ve gördüğünüz gibi kariyer modunu da deneyimleyemedim. Garip bir şeydi yani. Keşke o hatalar da giderilse. Ama şimdilik birçok kişi oyundan memnun gibi duruyor. Siz de görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Katıla abone olan herkese, süper teşekkür atan herkese, ücretsiz abone olup bildirimleri açan herkese çok teşekkür ederim dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.